Neyse. Tabii yani bu konuyu bir CHP milletvekilinin gündeme getirmesi doğru değil anlam yani şey olarak, politik olarak. Ama adam haklı. Adam ne diyor? Allahu Ekber, Allah birdir diyor. Bir de havalara atıyor. Şimdi tabii ki yani Türkiye'de bir şeylik de var, ırkçılık da var, Araplara karşı bir düşmanlık da var. Bu da rezalet bir şey ya. Tamam, bugünkü Araplar dünyanın gerileri, cahilleri fena, ama bir dönem vardı ki dünyanın bir numaraları, bilimde dünyanın bir numaralarıydı. Irkla alakası yok, kültürle ve dinle alakası var. Yani Türkler yani şu anda dünyanın geri bir ülkesi. Bilimde, teknolojide falan geri bir ülkesin. Hello. Öyle dünya lideri falan filan değilsin. Atma palavrayı. Ama bunun Türklükle alakası yok. Hiçbir alakası yok. Irklar arasında bir kere fark bile yok. Genetik olarak fark bile yok. Yani o kültürden al bir Türk çocuğunu. Oradayken diyelim ki böyle çakma Osmanlı torunu olacak bir çocuğu al. Çocukken şöyle güzel bir okulda gel bizim burada Tucson'da Accelerated Learning Lab'e koyalım. Bu çocuk burada yetişsin. Böyle %100 Türk, böyle çekik gözlü, böyle bodur, yağız, yiğit bir çocuk. Bir bakarsın, dünyanın en iyi bilim adamı çıkar ondan. Öyle. Yani ırkla mırkla alakası yok. Biraz coğrafyayla alakası var. Coğrafya insanlar birbirine yakın. Bazen bulaşıcı bir hastalık olur kültür, din, min. Bazen yüzyıllarca o bulaşıcı hastalık içerisinde bir hastalıktan bir başka hastalığa gelebiliyorlar. Bazen çıkış yolu bulabiliyorlar. Yani bir ırkçılık var Türkiye'de. Türkçüsü var, ırkçısı var, Arapçısı var. Ondan sonra Arapça artı Türkçüsü var. AKP'liler öyle. Başta Arapçılar. Ondan sonra bir alt kimlik olarak da böyle Türk milliyetçiliği falan filan yapıyorlar. Rezalet bir şey ya. Neyse çok şeyler söylenecek. Keşke bunu tartışma olarak yapsaydık. Yani hatta yani ezanı dediğim gibi yani illa dama çıkıp bağıracaksanız veya da bir kulenin üzerine falan. Bunu o insanlar anladığı dilde olacak. Zamanı söyleyeceksin çünkü İlan ediliyor. Bilinen bir zamansa zaten gerek yok ki canım. Herkes gidiyor. Adam camiye giderken ezan işliyor. O zaman bir ezanın, çağrının bir kıymeti yok ki. Zaten şey kozmetik, anlamsız. Zaten zamanını biliyorsun. Ha, bu aslında toplantı ad hoc. İngilizce'de ad hoc dediğimiz bir anda olağanüstü alınan kararlar oluyor. Toplum yani şey... O bölgenin toplum lideri seçilmiş, halk tarafından seçilmiş, hırsız mırzasız falan değil, despot mespot değil, hizmet eden lider. O liderlik karar alıyor, diyor ki önemli bir toplum sorunu var, bir araya gelmemiz lazım. Onun için buna çağrı yapalım. Eskiden böyle ilan şeyleri yoktu. Ama bugün güzel bir şey, ben şey etmiyorum, çıkın minareye, ama minareye şey bir altı minareyi gördüm bu. Sultan Ahmet adındaki zalim firavunun adına şey edilmiş. Bak camiler ve ennel mesacide lillahi fela ted'u ma'allahi aheden. Mescitler sadece Allah'tındır. Allah'tan başkasını çağırmayınız. Adam mescidi falanca bilmem sultanın mescidi diyor. Allah belasını versin. O mescitten şey edilmez ya. Onun adına namaz kılınmaz ya. Gerçi ben orada kıldım. Ben ama Bakır'da kılınca Mavi Cami dedim. Öyle ilan ettim. Hani Sultan Ahmet Camisi demedim. Altı minareli Mavi Cami'de kılacağım. Yani şehir ismi falan verebilirsin ama putlaştırılan, kutsallaştırılan, yüceltilen, abartılan insan ismi vermek doğru değildir. Çünkü camiler, mescitler sadece Allah'ındır. Orada isimleri Muhammed'in falan, Ahmet'in, Ali'nin, Veli'nin isimleri olması da Ebu Bekir'in falan isimleri kesinlikle şirktir Kur'an'a göre. Hani Allah'ın isimlerinin yanına ortak koşuyorsun. İlla put heykel olması lazım değil. Mekke müşriklerinin heykelleri yoktu onlar. Tilke esmaun semeytumuhu entum ve ebaukum. Onlar isimlerdi, atalarını uydurdukları. Ezanla ilgili ayet ve ennel mesecde lillahi fela ted'u ma'allahi ahaden. Mescitler sadece Allah'ındır, Allah'tan başkasını çağırmayınız. Onun için ezana Muhammed'in ismi sonradan eklenmiştir. Bunu kesinlikle ispat ediyoruz. Hem Kur'an'dan hem de arkeolojik delillerden. Muhammed'in ismi şehadete de, ezana da çok sonra eklenmiştir. Sünniler tarafından eklendi. Daha sonra Şiiler Sünnilerin eklediğine bir ekleme daha yaptılar. Ali'ye eklediler. Onların ezanında fazladan da bir Ali var. Bunlar putlardır. Hani
İsa'ya tapanlar nasıl Allah artı İsa diyorlarsa, bunlar artı Muhammed, Allah artı Muhammed artı Ali diyorlar. Şirk, yani bu ezan zaten şirke çağırıyor. Nitekim orada da şefaat, şefaat ya Muhammed falan deniyor.